Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. İyi günler. İyi günler hocam. İyi günler. Teşekkür ederim. Ebru, kardiyologları bilgilendirecektik. Unutmayalım. Ah tabii, hemen. Hemen bir şekilde. Güzel konuşmaydı. Sorun biraz yersiz oldu galiba. Kusura bakmayın. Önemli değil. Ama eğer isterseniz sizi bir şartla affedebilirim. Affetmek? Boğazından rahatsızlığı olan, biyopsi yapılması gereken bir hasta var. Biraz özel ve kritik bir durum. Bana güvenilir biri lazım. Tabii ki. Hemen bir KBB'ci bulurum. Hatta Murat Bey'le... Bayağı özel bir durum. Aslında şunu sormak istiyorum. Sen yapabilir misin? Ben onkoloğum ama... Hasta kim? Ben normalde biyopsi yapmıyorum. Ama Almanya'dan bir cerrahi tecrübem var. O yüzden aramızda. Teşekkür ederim. Tarihçisi ne zamandır var demiştiniz? 4 ya da 6. Hafta. En fazla 8. Bilemedin 9 haftadır. Biz ona 8 diyelim. Dekan arıyor. Açın. Hiç gerek yok. Kalp damar olayı duyuldu demek ki. Hiç beklemiyordum ama bayağı cesur çıktınız. Hastanenin en ünlü hocalarını kovdunuz resmen. Ne yalan söyleyeyim, bu kadarını beklemiyordum. Bu cesareti nereden bulduğumu soracaksan zamanım az. Zaman derken? Belli mi olur? Yarın öbür gün koyarlar belki kapının önüne beni. Uzanın. Açalım. Bir şunu sıkacağım. Çok kısa. Acıymış. Dekan galiba. Evet. Buyurun açın. Hayır, devam et lütfen. Sabit durmanız lazım biliyorsunuz Barış Bey. 2 saniye sürecek. Az sonra elindeki o koca iğneyi boğazıma batıracaksın. Bari bu mesafede bey deme Barış de ya. Nasıl istersen Barış. Hı. Bir de en azından hiç canın acımayacak, sinek ısırığı gibi olacak filan desin. Maalesef biraz canın acıyacak. Lütfen. Çok kısa sürecek. Hemen açalım. Aa. Bitti. Geçmiş olsun. Acıyormuş. Demiştim. Uğur Yılmaz. İlk günden beni böyle tanımanı istemezdim. Ama gizli kalmasını istiyorsun, anlıyorum. Patolojiye benim için sen götürür müsün? Sonucu da sadece sana iletsinler. O soruyu sormamın cezası sır tutmak mı? Hayır. Sana güvendiğim için senden rica ediyorum bunu. Cesur olan sadece ben değilim. Bütün meslektaşların önünde başhekime o soruyu soran biri gerçekten iyi bir doktordur. İyi doktorlar da hastalarını korur. Peki. İzinle benim artık çıkmam lazım. Çok geç kaldım. Ha, o konuya gelince. Ne bu, şaka mı? Değil. Suzan, gelmeden önce seni araştırdım. Onkoloji bölümünde, kanser tedavisinde müthiş şeyler başarmışsın. Hastalarının sana televizyon ekranında değil, burada ihtiyacı var. Ben hastalarımla yeteri kadar ilgileniyorum. Biyopsi için sana minnettarım. Ama iş hastaneye gelince öncelik sıranı belirlemen gerek. Ne demek oluyor bu?
Yarına kadar vaktin var. Ya hastane ya medya. Kararın ver. Çok sağ ol. Başhekimi? Ebru. Dekan sizi arıyormuş ama ulaşamıyormuş. Allah Allah, neden? Neden acaba? Telefonunuzu açmadığınız için olabilir mi? Sakın sen hiç öyle düşünme Ebru. Bana bak Barış Güvener. Beni meslektaşlarımın önünde rezil etmenin bedelini çok ağır ödeyeceksin. Bunu daha önce söylemiştiniz Cevdet Hocam. Başka bir şey yoksa ben işin başına dönüyorum. Bana bunu yapamazsın. 20 yıllık cerrahım ben. Pişman ederim seni. Bence pişman olması gereken sizsiniz hocam. Siz hastaneden neden gönderildiğinizi biliyorsunuz değil mi? Umarım bu size iyi bir ders olmuştur. Bu ne cüret ya? Bu ne cüret? Ben bu hastaneye yıllarımı verdim. Buraya gelip densizlik yapacaksın. Biz de bunu susup sineye çekeceğiz öyle mi? Bu hastanenin dekanı benim dönem arkadaşım. Bu yanına kalmayacak haberin olsun. Avukat ordusuyla geleceğim buraya. Bu hastaneyi başına yıkacağım senin. Elimizden geleni ardımıza koymuyoruz hocam. Dekan. Kesinlikle dekan. Aras hocam.